Sayın seyirciler, bugün 24 Nisan Çarşamba, Beldibi Kanyonu'nun ikinci etabına başlayacağız. Ancak yine dünkü çektiğimiz yerin girişinde geçmek zorunda kalıyoruz. Şu anda saat 8.30 civarı. Arkadaşım ve rehberim Hüseyin Kula arkamdan geliyor. Var abi, şuraya bir bakayım ben, hadi bekle. Bak. Tekrar gözlüğe bakayım. Ben burada hani bir yerde çıkartmışımdır. Dar bölgeye bakmış olabilirim. Bu iş belli olmuyor. Bak, şimdiki ışık konumu daha iyi. Çok güzel görüntü elde ediyoruz. Gel, gel. Devam. Sayın seyirciler, şu anda kanyonun en dar yerinden giriş kısmı, ağız kısmı artık ileriye doğru 400-500. Metrelere çıkacağız. Bugün buradaki ikinci günümüz. Bu karede gördüğünüz gibi kayanın dibinden sular çıkıyor. Biz bugün Beldibi Kanyonu ikinci etaptayız. Gördüğünüz gibi devasa boyutta kayalar. Bu kayaların arasından yürümeye çalışıyoruz. İşte kanyon duvarları ve gökyüzü. Değerli izleyenler, şu anda kanyon tabanında bazen doğa öyle şaşırtmaca oyunlar oynuyor ki, burada kocaman bir düzlük ve daha yeni büyümekte olan bir çınar ağacı. Şimdi yönlendiriyorum. Burada da artık yine bu düzlüğün bir parçası. Sular burada yayılmış, geniş alana yayılmış. Yaklaştırıyorum. İşte gördüğünüz bu dev kayaları aşacağız. Artık buralarda duvarlar
dik halde. Buraya da sanırım ip atarak geçeceğiz. Yine burada taban düzlük, yukarıda daralmış negatif bölümler var. Gökyüzü iki kaya duvarları arasında görülüyor. Ve burada şu anda tabanı görüntülüyoruz. Tekrar şu sağ tarafımdaki kanyon duvarlarını izliyorsunuz. Sevgili seyirciler, şu anda kanyon ikinci etabının çok önemli bölümüne geldik. Doğal yüzme havuzları. Şimdi oraların detayını da sizler için görüntüleyeceğiz ama şu anda uzaktan alıyorum. Bir sonraki karede şu güzelim yansımaları da izleyeceksiniz. Evet, şu anda doğal yüzme havuzlarını size görüntülüyorum. Aynı zamanda kanyon sarp duvarlarını da görüyorsunuz. Bakınız, insanların erişemediği yerlere ağaçlar yürüyerek çıkmış ve orada hayat bulmuşlar. Ne güzel yaşıyorlar. Evet, sıkıysa biz insanlar da gidip orada yaşayalım bakalım. Doğa buna müsaade edecek mi? Onu bilemiyorum. Onu da siz düşüneceksiniz. Bakın, yaklaştırıyorum. Kayalarda biten defne ağaçları. Şu anda kokuları buraya geliyor. Değerli seyirciler, şu anda birinci doğal yüzme havuzunun arka tarafında yansımaları görüntülüyorum. Mutlaka buraya gelip görmelisiniz. Maalesef buralar haritada tanımlı değil. Şimdi ikinci doğal yüzme havuzunun boğazından geçtim. İşte gördüğünüz gibi sular berrak, yeşil, hafif yeşil ve bakın yukarıdan gökyüzü yansıması iki sarp kanyon duvarları arasında suya resmedilmiş durumdadır. Şu anda sabah 9 sıralarında, henüz güneş buraya inmemiş. Şimdi bakın, kimi ağaçlar kanyon duvarları arasında ölmüş, iskeletleri kalmış. Kimisi de ardıç, sedirler, kayaların arasında hayat bulmuş, yaşamlarını sürdürüyorlar. Kim bilir ki kaç bin yıllık ağaçlardır. Bakın, kökünü görüntülüyorum. Kayaların durumunu görüyorsunuz. Yukarıdan yine su sızıntıları var kayalarda. Evet, birçok yerde negatif girinti var. Ama ağaçlar o negatif girintilerde de hayat bulmuş, yaşıyorlar.
Evet değerli izleyenlerim, şu anda kanyon ikinci etap, üçüncü doğal yüzme havuzu bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi doğanın olağanüstü muhteşemliği, oluşturduğu kaya biçimleri ve bu doğal yüzme havuzu birbirini bütünlüyor. Burada yine kaya negatif girinti yapmış. Su dipte küçük uzun yüzme havuzları. Bakın arkadaşım kayaya tırmanarak, biz daha bakalım neler göreceğiz. Şimdi geriye dönerek ikinci ve birinci yüzme havuzunu da tekrar görüntülüyorum. Şu yansımaları görüyorsunuz. Şimdi yukarıya doğru kaya duvarları yine görüntülüyoruz. Artık belki de bundan sonra geçip geçemeyeceğimizi bilemiyorum. Şu anda şurada ağaçların nasıl askıda olduğu, ağaçlar nasıl da kaya duvarlarına tutunmuş yaşam sürdürüyorlar. Bakın burada yukarıda hep negatif girintiler. Üstü uzantılı, iç tarafları geriye doğru. Evet değerli seyirciler, telemakro konumunda kaya üzerinde yetişen sarı menekşe veya papatyaları görüntülüyorum. Burada dördüncü doğal yüzme havuzu ve küçük şelalecikler görülüyor. Artık kanyon burada gördüğünüz gibi çok zorlaşmış. Geçiş şartları daha ağırlaştı. Ama yine de merakımızı yenemiyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Şu anda çok da üşüyoruz. Hava oldukça burada serin. Her tarafımız ıslak. Arkadaşım da burada görüntü çekiyor şu anda.
Sayın seyirciler, burada da gördüğünüz dev bir kaya. Burnunu yukarıdan öne doğru uzatmış. Alt tarafı negatif girinti. Ve dibinde yine hafif su sızıntıları. Burada da doğa yine muhteşem başka görüntüler sergilemiş. Ayrıca bitki habitatları farklı bir şekilde yapılanmış. Şu kayanın üstündeki çam ağacının görüntüsü bir başka muhteşem. Görüyorsunuz. Kökünün altı boş çünkü alt tarafı uçurum. Ama ağaç orada yine inatla yetişmeye devam ediyor. Ya da daha doğrusu beslenmeye devam ediyor. Artık burada geçişler zor.
Değerli seyirciler, burada sevişen kayalar şelalesini görüntülüyoruz. Burada bayağı derin doğal yüzme havuzları var şelalenin dibinde. Bu tüm yaz boyunca akıyor. İşte Beldibi Kanyonu ikinci etap bölümünde sevişen kayalar şelalesi. Fazla söze gerek yok. Burada doğa koşulları her şeyi anlatıyor. Bakın yukarıda sular sızıntı yapıyor. Biz de çok üşüdüğümüz için fazla konuşamıyoruz. Şu anda hipotermi yememek için sürekli hareket halindeyiz. Isınma hareketleri yapıyoruz. Şu anda arkadaşım kayanın üzerinde ne kadar da küçük görünüyor. Geniş açı yakınlaştırıcı lens kullanarak 30 metre boyutundaki kayayı çok yaklaştırarak yakın mesafede çekmiş bulunuyorum. Bu lensler çok yakın mesafeyi geriye iterek kameraya geniş açıyla tüm indirmesini sağlıyor. İşte gördüğünüz gibi bu şelale nasıl daha büyük bir güçle haykırıyor. Şu kayaların dibine baksanıza burada sevişen kayalar. Niye sevişen kayalar dedik? Çünkü iki kaya burun buruna gelmiş. Sanki öyle bir görünüm sergiliyor. Bu arada gördüğünüz gibi kütük, büyük bir kütük kayaların arasına sığdırılmış. Artık biz hür ve özgür olarak kanyonun tabanında yürümeye devam ediyoruz. Kimi yerde yüzerek, kimi yerde tırmanarak, dört ayak, işte kimi yerde de atlayarak geçiyoruz.
Ya da evet sayın seyirciler, burada da çok geniş bir yüzme havuzu var. Doğal yüzme havuzu. Şu anda suyun içine girmiş durumdayım ve çekimleri suyun içinde yapıyorum. Gördüğünüz gibi geçit vermiyor ileriye gitmek için. İşte şu gördüğünüz yerden tırmanmaya çalışacağız. Şu arada. Şu anda arkadaşım da keşif yapıyor. Nereden çıkacağını hesaplıyor. Bakın yüzme havuzunun devamı geldiğimiz yönü görüntülüyorum şimdi. Güneş baba üstümüze daha gelmedi. Şu anda tir tir titriyoruz. Çok soğuk. Ama şu merağı yenemiyoruz işte. Bakın şu anda kayaların negatif bölümünü çekiyorum. Kaya, biz şu anda kayanın altındayız. Altında şelale ve yüzme havuzu, doğal yüzme havuzu var. Bakın kayanın üst uzantılarında ağaçlar var. Kaya girintilerinde bitkiler nasıl, yosunlar hayat bulmuş görüyorsunuz. Kayanın negatif yerinde. Sayın seyirciler, artık hemen hemen son bölümüne gelmişiz. İkinci etap bölümünün. Şu anda kanyonun sonuncu yüzme havuzuna geldik. Aslında bu bize göre son. Kanyonun devamı var fakat artık bundan sonrası geçişi imkansız hale geldi. Bundan öteye gidemeyeceğiz. Belki bir başka zaman deneyeceğiz. İplerimiz yetmedi.
Malzememiz yetersiz bundan sonra gidebilmek için. Şimdi Güneş Baba artık bizi ısıtmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi kanyon duvarları aydınlanmaya başladı. Defne ağaçları, ardıçlar, çam karışımları rengarenk parlamış görünüyor. Bakın havuzumuzun başında daha çok genç çınar ağacı var. O da apayrı bir güzellik veriyor. Kayaların dibine, kayaların duvarına yerleşmiş, keyif sürüyor. Gördüğünüz gibi kanyon duvarları artık hiç geçit vermez oldu. Güneş Baba artık biraz sonra tepemize inecek. Bizi ısıtacak. Kocaman kayayı küçücük bir şey çıktı bak. Hı hı. Kaydeye bakar mısın? Kocaman kayanın küçücük bir nokta kadar derdeyse. Orası tutuyor değil mi? Orası tutuyor. Evet. Bakın biraz daha zoomlayalım. Sanki oraya kaynak yapılmış gibi. Evet. Aynen öyle görünüyor şu anda. Sayın seyirciler işte şu büyük kayayı o küçücük temel tutuyor. Thank you.
Sayın seyirciler, dev kayayı ayakta tutan birkaç tane küçük kaya var. Bakın, kayanın üst tarafı üstüne doğru gelmiş ve bağımsızdır. Hiçbir tarafa tutunmamış. İşte doğanın fizik kurallarına uyan dengesi. Şimdi yakınlaştırıyorum. Yakın kenar mercekle. Yakınlaştırıcı mercekle. Değerli seyirciler, şu anda doğal yüzme havuzlarının güneş görmüş halini size görüntülüyorum. Sabah erken saatlerinde güneş görmeden görüntülerini almıştım. Şimdi güneş görmüş, yani üzerine güneş düşmüş hali, manzara harika. Evet, bu ikinci grup doğal yüzme havuzunun güneş ışığındaki halı. Burada bir boğazla birinci grup yüzme havuzuna açılıyor. Sabahleyin burada güneş yoktu. Arkadaşım da orada görüntü çekiyor. Kelebekler uçuşuyor. Adeta Kelebekler Vadisi'ni de andırıyor desek doğrudur. İşte gördüğünüz gibi kurumuş ağaç yere paralel olarak duruyor. O da apayrı bir güzellik sunuyor. Şurada da yine ağaç yere paralel olarak ancak dalları yukarıya doğru. Bu da doğanın olağanüstü güzellikleri. Sayın seyirciler, burada yine büyük bir kaya yarığı var. Şöyle bir yakınlaştırayım. İçinden sular sızıyor. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Tekrar yukarı görüntülüyorum. Sanki dikey uzun mağara gibi.
Otomobil kayası. Değerli seyirciler, bu gördüğümüz kaya da otomobil kayaya benziyor. Ancak şu ticari taksilerin işlettiği Doblo arabalara benziyor. Doblo tipi. İşte Doğan'ın icatlarından birisi. Yalnız bir kaza yapmış sanırım o. Kapotu biraz kalkmış yukarı. Kapota evet. Ve karlı bir yerde sanki. Evet. İlginç bir görüntü. Sayın seyirciler, devasa boyutta mağara tipi kaya ve içerisi tünel gibidir. İşte görüyorsunuz, yukarıdan aşağıya iniyorum çekim olarak. Yaklaştırıp çekiyoruz. Evet sayın seyirciler, parkurumuzun sonunda size şu ağacı da görüntülemeden edemedim. Kökü kayada, yani kanyon duvarında, dışarıya doğru 70 dereceyle sarkmış, açı yapmış. Burada da yaşamını sürdürüyor. Biraz daha yaklaştırıyorum. Kökü, kayadaki kökünü görüyorsunuz. Yeter.